Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Bir hata olmuştu, ehliyetinizle ilgili düzeltilmiş. Aa, evet. Düzeltildi, evet. Gerçekten düzeltildi. Bazen haklı olduğum her davayı kaybetmeme rağmen bunu kazanmama ben de şaşırdım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü hastane raporu var. Yani. Bir yani yoksa artık ben yılmıştım yani. Mahkemeye gidiyorum, hiçbir şey fayda etmiyor. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Biraz da gitmeden konuşalım. Neyiniz var, geçmiş olsun? Soğuk aldım yanımda, ben anlamadım. Covid geçirdim, ondan sonra galiba artık bağışıklığım düştü. Ne oldu? Ben eskiden böyle bir kanım olmaz. Konserler de olduğu için tabii ki durum beni çok üzüyor. Gönlümü çok iyi bakmak. Ama ne kadar baksam da işte ben şimdi de hastayım. Şimdi doktora gidiyoruz. Çok yani. Geçmiş olsun diyelim. Tamam. Hemen 2021'i soralım. Nasıl geçti sizin için? Ay, karışık. Ne gibi mesela? İşte bir yandan şey bekledik. Geçen senenin başını hatırlıyorum. İşte dizi vardı. Ama sahneye çıkabiliyor muyuz? Mekanlar açılacak mı diye bekledik. Onun bekleyişiyle geçti. Yaza doğru ancak açıldı. Yok 12'den sonra yine müzik olamaz oldu. Yani biz bir tam gönlümüz rahat edecek şekilde işimizi yapamadık. Ona rağmen yazdan beridir çalışıyoruz. Şükürler olsun. Çok şükür. 2020 böyle normale dönme çabası içinde geçen bir yıl oldu. Benim için de taşındım, ev aradım, buldum falan. Evet. Bu sene inşallah daha dingin olur artık. Biraz sükunete ihtiyacım. Ev problemleri de bitti bildiğimiz inşallah. Kadarıyla bir dava muhabbeti vardı. Kesinlikle. Hepsi bitti. 2022'den temelleriniz nedir? Hani dilekleriniz var mı? 2022'de şey istiyorum. Stabilite aşk. İstiyorum. Yok aşk değil, aşk istemiyorum. Sadece kendim için değil, Türkiye için özellikle. Elbette dünya için ama kendi ülkem için. Ekonomik bir stabilite istiyorum. İnsanların bir hafta sonrasını görebileceği, bağlılıkla boğuşmak zorunda kalmadıkları, endişe içinde yatağa girmedikleri, Türk liramızın bu kadar değer kaybetmediği, işin bizi gücümüzü rahat rahat yapabildiklerimizin alındığımız, herkesin gönlü rahat bir şekilde geleceğini planlayabildiği bereketli, güzel, stabil bir yıl olsun istiyorum. Peki yılbaşında Türkiye'de mi olacaksınız, yurt dışında mı, yoksa bir programınız var mı? Türkiye'de olacağım, bir programım yok. Ailemle geçireceğim. Ben aileciyim biliyorsunuz. Evet. En mutlu olduğum yer ailemin yanı. Yılbaşına da özel bir önem atfediyorum. Yani o yıla nasıl girerseniz öyle gideceğini düşündüğüm için. Her zaman çocuklarım, annem, kardeşimle mutlaka kutlamak istiyorum. Öyle olacak. Hayırlısı olsun dedim Defne Hanım. Çok, çok sağ olun. Senin tekrardan geçmiş olsun. Uzatmaya çalışıyorum. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun Defne Hanım. İyi akşamlar.